Hepinize merhaba arkadaşlar. Rakibimiz çeyrek finalde zorlu bir maçta Emre Iskap'ta Liverpool. Güzel bir maç bizi bekliyor. Lig maçında 4 gol atmayı başarmıştık. Bizim adımıza bu zafer zor bir zaferdi ama bugün o maçın kahramanlarından biri olan Giroud yine yok. Bunun nedeni de bildiğiniz gibi 3 haftalık sakatlığı. Taraftarımız bu sakatlıktan ilginçtir ki çok mutlu. Anlayamıyorum ya. Taraftar dediğim bu takımın başarısını ister ama bizim taraftarımız Giroud'un sakatlanmasından göbek atıyor. Ben bu işi anlayamıyorum. Tabii durum böyle olduğu için kadroda değişikliğe gitmemiz gerekiyordu. Her maçta yaptığımız gibi. Dadaşov'u denedik, Gorgof'u denedik, Bağ'ı denedik ama hiçbirinden neredeyse olumlu bir geri dönüş, istediğimiz bir geri dönüş alamadık. Ve bu yüzden bu maçta da forvette yine bir rotasyon var ve Nelson bugün forvette olacak. Aslında Nelson'un burada forvette oynamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de onun hızlı olacak. Başka hiçbir şey değil. FA Cup'ta güzel bir hava, güzel bir maç. Rakibimiz kendi sahamızda. Fratton Park'ta Liverpool. Kazanmak istiyoruz. Zafer istiyoruz. Çeyrek final istiyoruz. Her şeyi istiyoruz. Giroud'un iyileşmesini de ben istiyorum. Siz istemiyorsunuz ama ben istiyorum. O yüzden bu maçta mutlak zafer lazım. Kupalarda, her kupada başarı sağlayacağımızı taraftarımıza söz olarak verdik. Ve bu yüzden bu maçta da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Lamela, güzel bir koşu yaptın. Bıraktın. Şaka şaka. Topa bastın. Plaseni attın ulan Maki. Eski oyuncumsun. Vallahi iyi kurtardın. Helal olsun ha. Ulan Maki. Ulan Maki. Geliştirmişin kendini. Geliştirmişin oğlum. Aferin sana. Kes aslanım, güzel bir orta. İyi yere. Nacho vuramadı. Beyler seken topun bize kalması lazım. Güzelsiniz beyler. Aferin oğlum. Aferin. Aferin Emre. Aferin. Sana da aferin. Ulan ne yapıyorsun? Niye pas veriyorsun Firmino'ya ya? Arkadaşların orada yakında beklerken hocam. Hocam faul var. Hocam saçmalama, orada faul var. O pozisyonda faul var. Hocam orada faul vardı ya. İyi oldu, iyi oldu. Beter ol. Sakatlanmış. Gram umurumuzda değil. Bırak Lamela'ya Vidal. Hızlı bir maç başladı ama. Vidal'in koşusu. Lamela'nın pası. Vidal'e geçti. Vidal. Vidal. Vidal yine Maki. Ulan Maki. Arka arka iki kurtarış ama olsun. Atamı sürüyor. Lamela iyi bir orta yine Maki. Klein orada, Klein orada. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar, istekli başladık, bunu devam ettireceğiz. Geçmiyor kampanya. Geçmiyor kampanya. Sağlam basacağız. Beyler içeride dikkat. Henderson çok rahat buluştu oğlum topla. İçeride biraz dikkat. Rabiot içeri doğru koşu yapıyorsun. Adamı görürsün. Niye vites düşürüyorsun oğlum ya? Alaba yürü. Alaba yürü koçum. Bak bırak Koke. Güzel pas. Koke. Nelson'u düşün. Güzelsin. Nelson. Birebir de bastı. Plase. Vuruşunu yaptı. Golünü attı be. Nelson. Kimlerin kimlerin yapamadığını. Bu bizim gidecek olan yolcumuz yaptı be. Aferin Nelson. İyi bastın. İyi döndün. Bu sefer Maki'yi avlamayı başardın. Maki'cim kusura bakma. Dünya starlarına karşı. Kiralıklara karşı. Ve bir başarıya and içmiş takıma karşı. Çaresiz kalacak. Ve bu anlardan bir tanesini de şu an yaşadı. Yaşamaya devam edecek. Aferin Nelson. İyi plase. Güzel gol oğlum. Helal olsun. Güzel Koke. İyi kesin o topu. Sağlam çıkalım beyler. Bırak yukarı şimdi. Güzel. Rabiot. Bekle Nelson'ı. Koke'yi bekle. Nelson'ın koşusu var. Nelson. Topla buluştu. Nelson. 2'de 2 diyor. Nelson. Bu işi dakika daha 20 olmadan ben bitirdim hocam. Arkana yaslan. Bu zaferin tadını. O direkte olmasa da bizimle birlikte yaşa diyor. Ya sökün lan şu direği. Görünmüyor, görünmüyor. Adamlar görünmüyor ya. Adam orada ne güzel gol attı. Taraftarıyla sevincini paylaşacak. Ama işte bütün o direk olayın esprisini, manasını kapatıyor ya. Görüş açısını kapatıyor. Aferin Nelson lan. Ulan gideceksin diye üzülüyorum ama hani yapacak da bir şey yok be koçum. Güzel Lamela. İyi söktün aldın. Bırak ortaya. Sakin. Rabiot ortaya aç oyunu. Ver Vidal'e şimdi. Vidal Nelson'u görsen de. Nelson. Koke'nin koşusu var. Güzel pas. Koke. Tek de iyi orta. Arka direkt. Arturo Vidal. O nasıl bir vuruş Vidal? Olur oğlum olur da o nasıl bir vuruş ya? Hani nerenle vurdun sen o topa? Emre baskını sürdür. Baskını sürdür. Alırsın ondan o topu. Sakin olacağız. Güzel. Kampani devam et baskıya. Geçmiyor. Vuruş açısı yok. Vuruş açısı yok. Kapatın beyler önlerini. Önlerini kapatın. Güzelsin Kampani. Devam edin. Aferin de Heya. Çıkartma.
Ne oldu hocam? Offside'mış, offside'mış. Niye yoruyorsun lan benim çocuğu? İlk yarı ya, ilk 20 dakikada çok etkili başladık. Hızlı bir oyun başladı. Yani Liverpool da gol bulabilirdi ama onlardan önce golü bulan takım biz olduk ve bir anda onları şoka uğratmışken ikinci golü de hemen ardından atmayı başardık. Umarım bu oyunumuzu ikinci yarıda da sürdürür ve gollerimize devam ederiz. Nelson, güzel bir koşu yaptın. Nelson bastı. Nelson, Nelson, Nelson bitirdi bu işi. Hat-trick yaptım hocam diyor. Bak diyor, ben kameraya gidiyorum. Ben buradayım Arsenal. Ben geliyorum. Ama Liverpool taraftarına da sakin ol. Bu iş burada bitti. Siz ancak ve ancak çeyrek finali görebilirsiniz. Yarı finale gidecek takım biziz. Mackie'yi almış olsanız da bizden hiç önemli değil. Ben onun zaaflarını biliyorum diyor. Aferin sana oğlum. Aferin koçum be. Tebrik ediyorum. Ama gideceğin için de bir yandan üzülüyorum ya. Sakin çocuklar. Rabiot'a bırak Vidal tekrar. Güzel pas. Rabiot'un önünde boşluk. Yürü koçum benim. Vidal de gidiyor ortadan. Vidal de gidiyor ortadan. Vidal'e bıraktın. Ah be Chamberlain. İyi girdi araya ama Vidal de kaldı derken işte Vidal'in o kendine özgü yapmaya çalıştığı fake'i pek başarılı olmadı ama top yine de bizde. Vidal'in baskısı sonuç getirdi. Koke! Koke! Az farkla top dışarıda be. Helal olsun Koke. İyiydi. Bırak aşağıya. Nelson'un koşusu var. Nelson. Nelson. Sakin ol Nelson. Bastı. Ortada Vidal. Vidal geliyor. Vidal vuruyor. Dışarı atıyor. Ah be Vidal. Bugün sen de atmak istiyorsun ama oğlum işte. Başarılı olamıyorsun ya. Gel Gorgufum gel. Vidal'i çok fazla da yormayalım. Önümüzde lig maçları da var. Onları da düşünmemiz lazım. Bas Alaba. Güzel. Koke engelliyoruz orada. Koke oynatmıyoruz orada. Çıkarttırmayacağız oradan. Çıkarttırmayacağız. Hadi aslanırım benim. Yakın. Yakın 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 açma önünü de. Dikkatli ol. Emrecan vurdurmuyoruz. Tamam oğlum olur olur olur. Problem değil. Deheya hızlı başlattın. Rabiot bırak Lamela'ya. Lamelo Nelson'a bırakabilir misin? Nelson savunmanın arkasına gidiyor. Nelson dörtlüyor. Nelson ah be oğlum be. Dört diyemedin arkayı be. Güzel değil iyi koşuydu ama tebrik ederim. Kes korkufum iyi bir orta. Güzel yere Rabiot. Nelson yapamasa da Rabiot arkayı dörtlemeyi başardı ve sevinci için ne kadar Gorgof'un yanına gidiyorsa da onun ona tepki vermemesi, onun da kameralara ve hem güzide taraftarımıza hem de onu seven bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna, akrabasına öpücüklerini gönderiyor. Güzel bir kafa vuruşu Mane'nin önünden. Luke Mackie çaresiz. Çaresiz çünkü Liverpool için belki de şu an en büyük hayal kırıklığını yaşatıyor olabilir. Nedeni de şu. Bizden gitti. Şike iddiaları belki onun üzerinde olabilir ama bu bizim için önemli değil. Sonuçta aradan yıllar geçti. Nelson da o topu kaptı. Nelson gidiyor. Nelson alabilir misin oğlum o topu? Olur oğlum olur. Sen elinden geleni yaptın bu maç aferin. Kaybetsen de olur hiç problem değil. Paylaşın oğlum paylaşın içeride. Hadi çocuklar vuruyoruz kafayı. Güzelsin Emre. Çıkart oradan kısa. Güzel. Ver şimdi ortaya. Harikasın Emrecan. İyi gördün. Gorgufum. Bekle Nelson'u. Nelson. Sakin oluyorsun. Basıyorsun topa. Hocam Nelson'u yediler ya. Ama hiç problem değil. Çünkü Emrecan girdi araya. Gorguf'a bıraktı. Gorguf dışarı vurdu. O da atmak istedi. O da vuruşunu yaptı ama. Vurduğu şuttan top dışarı gitti. Az farkta da olsa o da Mackie'yi geçmek istedi. Güzel maç. Güzel maç. 4-0'lık tertemiz bir skor. Nelson bugün maçın adamı. Liverpool'u çeyrek finalde darma duman eden bir isim. 4 şut 3 gol. Hakemler bile bakıyor. Ulan bu çocukta iyi cevher var diyor. Onu diyor tebrik etmek lazım diyor. Topu eline veriyor. Taraftarımız zaten bu skordan memnun. Yani elinden geleni ofansif anlamda bugün bize son 3 maçta belki de yapılamayan katkıyı yapmayı başardı. Ve bu maçtan da güzel bir zaferle ayrılmayı başardık. Liverpool'u arkamızda bıraktık. Ve yarı finalde rakibimizi bekliyoruz. Rakibimiz deplasmanda Brighton Albion. Kolay bir maç bizi bekliyor uzun lafın kısası. Brighton Albion'da hiçbir şekilde zorlanmadan sürekli maçlarımızı kazanabiliyorduk. Ve bugün de bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Ligde şu anlık 3 puanlık fark bizim lehimize devam ediyor. Durum da böyle olduğu için önümüzde de kolay fikstürlerin olmasından dolayı gerçi bir iki maçlık bir fikstür süreci ama yine de bu puan farkını
elimizde tutabileceğimizi ve devamında da rahat bir şekilde Premier Ligi kazanabileceğimizi düşünüyorum. Nelson'um zaten bugün geldi, golünü yine atmayı başardı ve Olivier Giroud da dakika 46'da Nelson'a dedi, ben de iyileşiyorum, yavaş yavaş orayı kapacağım, haberin olsun. Sen çık, az da ben oynayayım dedi. Ligdeki 3 puanlık fark devam ediyor ve deplasmanda rakibimiz Burnley, Giroud'un tamamen bir iyileştiğini, sağ salim şekilde sahalarda forma şansı bulabileceğini söylemem lazım. Siz bundan pişmansınız. Evet, tahmin edebiliyorum. Nelson'ın sürekli olarak forvette şans bulmasını istiyorsunuz ama şöyle bir olay var. Giroud'un bizim takımdaki oyun yapısı bambaşka. Nelson'un o anki, o günkü performansı tabii ki bizim için bambaşka. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burnley'e gol atmamız lazım ve bunun için de birinin sahneye çıkması lazım. Çocuklar, Burnley lan rakip. Koca maçta pozisyon olmadı. Rakibimiz kendi sahamızda Swansea. Kazanabileceğimiz bir maç, rahat bir maç. İlk maçta onlara deplasmanda Kubalisi yaptırmayı başarmıştık. Neden kendi sahamızda da bunu başarmayalım? Formda ilerliyoruz, kazanıyoruz. Penaltı çıkartıyoruz. Rabiot da gol buluyoruz. Ama en önemlisi puan farkının şu an 1 puana düşmesi ve önümüzdeki haftada Arsenal ile zorlu bir maçın bizi bekliyor olması. Şimdi kolay fikstürden yavaş yavaş çıkmaya başladık. Bunu belirtmem lazım. Birazcık zorlu bir fikstürün içine gireceğiz. Arsenal ile, Leicester City ile. Yine Arsenal ile oynanacak maçlar var. Çünkü FA Cup'ta Arsenal ile eşleştik. Önümüzde kritik bir maç var. Rakibimiz kendi sahamızda Arsenal. Ligde şu an maç eksiğine rağmen liderliğimiz sürmeye devam ediyor. Ama puan farkı yok. Bunu da belirtmem lazım. O yüzden bu Arsenal ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Giroud bugün forvette görev yapacak. Giroud'un düşen bir performansı var. Yaşından ötürü, geçirdiği sakatlıklardan ötürü. Ama o aslında bizim oyun tarzımızın ne kadar da geliştiren bir yapıya sahip olduğunu biz Liverpool maçında bunu ispatladık. Tabii ki bu yeterli mi? Değil. O maçlarda görev yapmaya devam edecek. Bu sene zaten bu şekilde ilerleyecek. Seneye zaten forvet gelecek. Werner geliyor yolda ya, eli kulağında. Alo desem takıma katılacak o derece. Ligde güzel bir hafta. Fratton Park'ta Arsenal'i ağırlıyoruz ve kazanmak istiyoruz. Ligdeki puan farkının 3 puan olarak kalmasına izin vermek zorundayız. Eğer puan farkı azalırsa önümüzdeki zorlu fikstürlerden kazayla belayla bir şekilde o puan farkını kapattırabilir ve diğer takımların önüne geçmesine neden olabiliriz. Önümüze eğer geçerlerse lig zora girer. Bunun da böyle olmasını istemiyoruz. Rahat bir zafer istiyoruz ve bu yüzden de puan kaybetmememiz lazım. Arsenal maçı ciddi anlamda zor olacak. Hani ilk maçta aslında rahat bir zafer elde etmiştik Arsenal karşısında ama geçmişimizde işte onların bize sıkıntılı bir zaman, sıkıntılı bir maç yaşatmalarından dolayı ne kadar iyi bir oyun sergilemiş olsak da onlara kaybetmemizden dolayı içimizde bir burukluk var ve bu burukluğu hala atabilmiş değiliz. Emre Can'ın da sakatlanması pek işimize gelmez yani. Özil ne yapıyorsun Hacı? He? O da gurbetçi, sen de gurbetçi. Ne yapıyorsun Hacı? Emre küfür etti ha. Vallahi küfür etti. Memleketli memleket diye gurbette dedi, küfür etti. Aferin Midal, iyi kontrol bu arada. Güzel bıraktın ortaya. Şimdi yukarıya. Güzelsin. Alaba. Çaprazda. O basım. Sen de bizdensin. Sen de bizdensin koçum benim. Yakışmış, yakışmış. Forma yakışmış. Tebrik ediyorum. Kes şuraya. Hadi Vidal. Gelir mi? Alaba. Yapma be. Aferin koçum benim. İyi yükseldin. İyi vurdun ama çerçeveyi tutmadı. Lan sökün şu direği. Vallahi ben geleceğim en sonunda. Demir testeresiyle keseceğim ha. Biraz baskı beyler. Orta sahada baskı. Hadi. İyi paylaşalım adamlarımızı. Döndürmüyoruz Özil'i. Güzel. Oynattırmayın. Aferin Lamela. İyi kesin o topu. Güzel Kılay. Sağlam müdahale. Aferin çocuklar. Aferin. Biraz daha soğukkanlı olacağız. O topları çıkartırken biraz daha tehlikeden uzak, rahat bir şekilde ayağımızda tutmamız lazım. Ve Alaba. Koke'nin koşusundan da o pozisyonu bulmamız lazım derken Bellerin hızıyla girdi araya be. Yap orada kısa. Bırak Alaba ortaya. Emrecan. Gör ortayı. Şimdi Vidal'e. 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 O top. Vidal'e. Vidal ne yaptın?
Ah be Son Moikan'ım, nereye vurdun o topu sen ya? Yap baskı. Yap baskı Koke. Güzel. Arsenal'e şut pozisyonu verdirmiyoruz. Derken. Offside hocam, hala verdirmiş sayılmaz. Güzel pas. Rabiot bırak yukarı. Sakin. Ver tekrar Rabiot'a. Rabiot en yukarıya. Güzel pas Koke. Koke düzeltti. Plase şansı. Ama olmadı. Olmadı. İyi kapattılar önünü. Hadi çocuklar. Bu şekilde devam ediyoruz. Savunmada sağlam oynayacağız. Şut şansı vermeyeceğiz. Biz pozisyonlara gireceğiz. Vurup vurup geçeceğiz. Lamela'cığım bak. Dediğimi duydun değil mi? Aferin Lamela. Güzeldi. Bırak şimdi Vidal'e. Arturo Vidal yapma be oğlum be. Vidal 2 oldu. Klein bak baskını sürdüreceksin. Komanı boşlamıyoruz. Deheya sakin ol. Aferin. Kampani geçirme. Oynatmıyoruz Abu'yu. Güzelsin. İyi engelledin. Beyler ikili baskı çıkmıyor oradan. Çıkmıyor Klein. Güzelsin. Nasıl frikik hocam ya? Hocam saçmalama ya. Orada hiçbir şey yok. Rabiot sakin, anlaş, konuş. Bak Deheyle konuş oğlum. Rahat alabileceği toptu. Hadi dikkatli. Şu 45'i atlatalım. İlk yarı 0-0 bitsin. İkinci yarıda zaten atarız biz onlara. Güzel. Bırak Emre ortaya. Harikasın. Vidal. Ama hocam madem bitireceksin niye oynatıyorsun ki bu kadar? İlk yarıda önemli pozisyonlara girdik. Etkili pozisyonlara girdik ama bir türlü istediğimiz o isabetli şutu çekmeyi başaramadık. Yani Vidal'in iki tane kaçan net pozisyonu var. Ve bu pozisyonlardan bir tanesi gol olsa belki bu maç şu an farka gidiyor olabilirdi ama hiç problem değil. Hiç problem değil de Vidal sen de bayağı baştan sağa mı oynuyorsun şu an ha. Oğlum biraz düzgün oyna lan. Hadi bakayım. Bunu başarabilirsin. Güzel Nacho. Aferin oğlum, aferin. Devam et. Sürdür o baskıyı. O topu kapman lazım. Şut çektirmeyeceğiz. Harikayız beyler. Bugün iyi savunma yapıyoruz derken pozisyonda vermeyelim. Kapatalım önlerini. Kapat önlerini kapat. Güzel. Oynattırmayın orada. Çıkartmayın oğlum. İki kişi arasından pas atıyor herif lan. Kapat önünü. Güzel. Dönmesin abu. Harikasınız. Böyle devam edin oğlum. Şut çektirmeyelim. Hiçbir şey yapamazsan. Bir sağa bir sola ata en sonunda biz o topu kapar. Her türlü oradan pozisyona girer. Kontradan golümüzü atmasını artık Vidal'le başarırız. Başarırız. Biz bunu yaparız ve Vidal. Aslanım benim. Sonunda ne yaptı etti. O koşusunu yaptı. Golünü attı. Taraftara da diyor ki. Bana laf ettiniz ama. Ben elimden geleni yaptım. Bu yaşıma rağmen o koşudan o golü attım. Yani benden de bu kadar aga, yoruldum, yaşlandım diyor. Aferin Vidal, aferin koçum. Senin göndermeni ben anladım. Eminim taraftar da anlamıştı. Güzeldi, iyi bitirdin. Yakışır. Ciro iyi pastı bu arada, görmedim sanma. İyi besliyorsun Vidal de Vidal atamıyor aslında. Sağlam bas. Dikkatli, Alaba kanadı boşlamayalım. Alaba dikkatli orada. Harikasın Nacho. Bugün iyi performans sergiliyorsun, böyle devam et oğlum. Şimdi Vidal oyna Emre. Emre biraz daha sağlam atsan o topu. Çok güzel olacak ama. Vidal işte ortada bomboş. Arturo Vidal. Vidal. Bastı. Vidal bıraktı. Arka direkt. Lamela. Çok yavaş vurdum be oğlum ya. Ciro bekle oğlum. Bırak şimdi ortaya. Güzel pas. Gorgov aşağıya bırakırsan. Koke çaprazları sever ama dışarı vurdu be. Aferin Koke. Aferin oğlum. Lamela sen de gittiğinden koçum benim. Hadi bakayım. Güzelsin Emre. İyi çaldın topu. Girer girmez oyunda hızının da etkisiyle hemen topunu kaptı. Kesti. Ciro dışarı vurdu. Yorta iyi kapı. Aferin çocuklar. Yanlaştınız aranızda. Koke sen de gittin lan. Hadi aslanım benim. Havada karşılıyoruz. Güzel kampani. Dikkatli olacağız çocuklar. Döndürmeyelim orada. Baskıyı sürdür Alaba. Bırakmıyoruz peşini. Aferin oğlum. Çıkar şimdi yukarı. Güzel pas. İndirebilir misin Emre? Yapma Emre be. Yani o topları da indirmen lazım. Güzel ama iyi girdin araya. Hadi oğlum. Hızlı bir şans olabilir. Yürü koçum benim. Gorgov gidiyor. Deheye gidiyor. Şaka. Deheye nasıl gelsin? Gol atsaydı Ciro'na gidecekti ama olmadı. Bas oğlum. Bas. Dikkatli olacağız. Hadi son dakikalar. Yemek yok Alaba.
karşıla onu. Aman oğlum. Aman oğlum, açmıyoruz önünü. Açmıyoruz önünü çocuklar. Sağlam basacağız. Sağlam basacağız güzelsin hele. Yalnız Emrecan bir an sanki hızlanamadın gibi geldi bana ama. Birazcık hadi koş. Yani son dakikalar. Görüyorsun. Kimsenin koşmaya ne diyor. Çıkamadı çocuk orada. Koşamadı bir an ya. Ayağı takıldı galiba çimleri. Anlamadım ama problem değil. 1-0 da olsa kazanmayı başardık. Etkili pozisyonlara girdik. Ama isabetli şutlar çekemediğimiz için ve Arsenal'e de şut çektirmediğimiz için attığımız gole bir nevi yattık gibi bir şey oldu. Güzel oyundu. Sağlam savunma anlayışı bize bu maçta galibiyeti getirdi. Bugünün artık son maçı. Deplasmanda Stoke City ile mücadele edeceğiz. Ve Stoke City bizim için aslında tehlikeli olabilecek bir takım. Bunu belirtmem lazım. İyi mücadele ediyorlar, iyi bir oyun sergiliyorlar ama bizim bugün bu maçı kazanmamız puan farkını hala korumamız anlamına geliyor. Dakika 13'te de atıp 17'de yemek biraz başımıza gitmiyor çocuklar be. Nasıl attınız, nasıl anında yediniz oğlum ya, sorarım size. Neyse, çok problem değil, artık problem. Kaybediyoruz. Bu puan kaybını istemiyorum. Ona göre ayağınızı denk alın, topunuzu oynayın oğlum. Yapmayın çocuklar. Bunu işte yapmayın bana ya. Bunu bana yapmayın gider ayak ya. FA Cup'ta yarı final mücadelesi bir sonraki bölümde bizi bekliyor olacak. Zorlu bir ekip Arsenal ama bir önceki maçta, yani 2 hafta önceki oynanan maçta biz onlara ne kadar sağlam bir savunma anlayışımızın olduğunu ispatladık, gösterdik. Ve bu anlayışın aynısını FA Cup mücadelesinde de yapmak istiyoruz. Tabii diğer taraftan da Tottenham ve Huddersfield'ın geliyor olması birazcık aslında bizim için sıkıntı. Bunun nedeni de şu: Tottenham. Tottenham'la oynadığımız maçlarda biz gol atamıyoruz. Bir şanssızlık var üzerimizde ve bu şanssızlığı atabilmiş değiliz. Umarım Huddersfield buradan bir sürpriz yapar. Chelsea'yi elediği gibi aynı şekilde Tottenham'ı da elemeyi başarır. Ve biz de buradan Arsenal'i geçeceğimizi düşünürsek finalde kolay bir maç bizi bekliyor olabilir ama işte Tottenham gelirse o zaman çarşı pazar karışabilir. Uzun lafın kısası, eğlendiyseniz, keyif aldıysanız desteklemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.